Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Yaklaşık 302.000 metrekare yüz ölçümüne sahip orta büyüklükte bir ülke olan İtalya, coğrafi konumu itibariyle ılıman bir iklime sahiptir. Şeklinden dolayı çizmeye benzetilen ve 51 UNESCO Dünya Mirası alanına sahip olan ülke, dünyada bu anlamdaki rekoru elinde tutmaktadır. Avrupa Birliği ve NATO'nun kurucu ve önde gelen üyelerinden olan İtalya, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasındadır. İtalya'nın Avrupa'nın kültürel ve tarihi mirasına büyük katkıları olmuştur. Roma İmparatorluğu'na ev sahipliği yapmış toprakları, Hristiyanlığın Katolik mezhebinin merkezi olan Vatikan'ı da çevrelemektedir. Tarihi boyunca kültürel miras açısından büyük zenginlikler üretmiş olan İtalya, çok popüler bir turistik destinasyondur. 61 milyonluk nüfusu ile İtalya, Avrupa'nın en kalabalık 4. ülkesidir. G7, Avrupa Birliği, NATO, OECD, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlara üye olan ülke, dünya siyasetinde önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş ekonomisiyle hem yaşam kalitesi endeksinde hem de gayri safi milli hasıla sıralamasında dünyada 8. sıradadır. Dünyada en çok ziyaret edilen 5. ülke olarak da turizmden önemli bir gelir elde etmektedir. Akdeniz'in en büyük iki adası olan Sicilya ve Sardunya adaları İtalya'da bulunmaktadır. Ülkenin kuzey sınırlarını büyük oranda Alp dağları oluşturur ve Alp dağlarında Fransa, Slovenya, Avusturya ve İsviçre ile komşudur. Çok farklı doğal güzelliklere sahip olan ülkenin Alp dağları çevresinde görülmeye değer göller, kasabalar ve kayak merkezleri vardır. Dünyaca ünlü kış turizmi merkezlerinin bulunduğu bu coğrafyada Aosta Vadisi, Piedmont, Trentino, Veneto gibi birçok popüler bölge bulunur. Ayrıca Alp dağlarında iklim de oldukça serttir. Kuzeyde Alp dağlarından Orta İtalya'ya ve kıyılara kadar çok farklı bir faunaya ve floraya sahiptir. Alplere, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ve Akdeniz'e özgü çeşitli canlı türleri İtalya'da yaşamaktadır. Bu anlamda Avrupa'nın en zengin biyoçeşitliliğine sahip ülkelerinin başında gelir. Ülkenin en popüler turist noktalarından birisi de Toskana bölgesidir. Ülkenin 20 özerk bölgesinden biri olan Toskana'nın başkenti, İtalyan Rönesansı'nın da merkezi olarak kabul edilen Floransa'dır. Tarih boyunca sanatın merkezlerinden biri olan Floransa'da, dünyaca ünlü pek çok sanatçı mimaride, sanatta ve edebiyatta çok önemli eserler vermiştir. Pisa Kulesi ile ünlü Pisa şehri de yine Toskana'da bulunur. Ayrıca Toskana doğal güzellikleri ve köyleriyle de önemli bir turizm merkezidir. Doğuda Toskana, batıda Fransa'nın Côte d'Azur bölgesi ile komşu olan Liguria bölgesi de Portofino, Cinque Terre gibi birbirinden güzel sahillere sahip kasabaları ile ünlüdür. Ayrıca İtalya'nın yine en popüler şehirlerinden olan ve Çeneviz Cumhuriyeti'nin başkentliğini yapmış olan Cenova da burada bulunur. Kuzeydeki eyaletlerden Lombardiya'nın başkenti de İtalya'nın ikinci büyük şehri olan Milano'dur. Milano Katedrali gibi birbirinden heybetli birçok yapıya sahip olan şehir, Milano Moda Haftası ile de meşhurdur. Lombardiya'nın doğusunda ise Veneto bölgesi bulunur. Bu bölgenin başkenti olan Venedik de tarihte önemli bir yer edinen Venedik Cumhuriyeti'nin başkentliğini yapmıştır. Kanalları ve pek çok tarihi yapısı ile ünlü Venedik'te her yıl binlerce turistin akınına uğramaktadır. Veneto'nun güneyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinin merkezi ise kırmızı şehir Bologna'dır. Güneyde bulunan Napoli ise kuzey ve güney İtalya arasındaki kültür farkının en iyi görüldüğü şehirlerden birisidir. Pizza'nın merkezi olan şehir, tarihi eserleri ve sahilleriyle bir turizm merkezidir. İtalya'nın başkenti Roma ise ülkenin ortasında bulunur. Yüzyıllar boyunca medeniyetin başkenti olarak kabul edilen Roma eşi, benzeri bulunmayan tarihi zenginlikleriyle dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olarak görülür. 2016 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen 13. şehri, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 3. şehri olarak yerini listelerde yerini almıştır. Pek çok devletin hüküm sürdüğü Roma'da bulunan Vatikan ise Katoliklik'in merkezidir. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra İtalyan mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ve içkileri en beğenilen mutfaklardan birisidir. Dünyanın dört bir noktasında İtalyan yemeklerini sunan restoranlar bulunmaktadır. Zeytinyağı, parmesan, kekik, sarımsak gibi bilinen birçok malzeme mutfağın temelini oluşturmaktadır. Uzun yıllar boyunca küçük krallıklar olarak varlık göstermiş olan İtalya'nın, o dönemden kendisine miras olan 20 bölgesi arasında
gelenek, görenek, kültür ve dil açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Dil farklılıkları özellikle çok çarpıcıdır. İtalyanlar, ülkelerinin kuzey ve güney olarak böldükleri iki kısmı arasında büyük farklılıklar görürler. Milano, Floransa ve Venedik gibi daha zengin kuzey şehirlerinde yaşayan İtalyanlar, kendileri Napoli ve Sicilya gibi daha yoksul güney şehirlerinde yaşayan İtalyanlardan üstün görme eğilimindedir. Kuzey ve Güney İtalya şehirlerinde misafirperverlik ve cana yakınlık açısından da büyük farklar vardır. Kuzey insanları, güneye oranla daha mesafelidir. Son yıllarda, Kuzey Afrika'dan gelen göçlerin artmasıyla da, ülke çok kültürlü bir yapı kazanmaya da başlamıştır. Uzunlamasına yayılmış bir ülke olan İtalya'da, enlem farklarına bağlı olarak iklimsel çeşitlilik söz konusudur. Yarımadanın kıtaya eklemlendiği kuzey kesimde nemli bir kara iklimi, bu bölümün deniz kıyılarında ve orta bölümlerde ise nemli yarı tropikal iklim özellikleri görülür. Liguria ve Toskana'nın sahil kesimlerinde ve ülkenin güney bölgelerinde ise büyük oranda Akdeniz iklimi hakimdir. Sıcaklıklar kışın kuzeyde 0 derece ile güneyde 12 derece ortalamasında, yazın ise kuzeyde 20 derece ile güneyde 30 derece ortalamasındadır. Kuzeyde Alp dağlarının bulunduğu bölgede ise sert bir iklim hakimdir. Bu bölgede yazlar kısa sürerken kışlar kar yağışlı ve soğuk geçer. Milano, Bologna, Torino gibi kuzey şehirlerinde karasal iklim görülür. Güneyde ve deniz kıyılarında Akdeniz iklimi görüldüğü için yazlar sıcak ve yağışsız, kışlar da ılık geçer. İtalya'da kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla yüksek olup, farklı alanlara yönlendirilmiş bir sanayi ekonomisi ve gelişmiş bir altyapı mevcuttur. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve The World Factbook'un 2014 raporlarına göre İtalya, dünyanın 9. Avrupa'nın 4. Euro bölgesinin 3. en büyük ekonomisi, satın alma gücü paritesine göre yapılan sıralamada da dünyanın 9. Avrupa'nın 5. en büyük ekonomisidir. İtalya'nın dünyaya ihraç ettiği ana mallar, mühendislik ürünleri, tekstil ve giyim, üretim makineleri, nakliye ekipmanları, kimyasallar, gıda, içecek, tütün ürünleri, mineraller ve demir içermeyen metallerdir. İtalya ekonomisinin dayandığı ana endüstriler ise turizm, iletişim, makine, çelik, kimyasal, ilaç, gıda işleme, tekstil, motorlu taşıtlar, beyaz eşya ve giyimdir. İtalyan nüfusunun büyük çoğunluğu Roma Katolik Kilisesi'ne mensuptur. Ancak tüm Hristiyanlık mezheplerinin yanı sıra büyük bir Yahudi cemaatine de ev sahipliği yapmaktadır. İtalya'ya son yüzyılda Kuzey Afrika ve Asya'dan gelen toplu göçlerin sonucunda Müslüman ve Budist nüfus da artmıştır. Son nüfus sayımlarına göre ise ülke popülasyonun %20'si agnostik veya ateisttir. İtalya'nın resmi dili İtalyancadır. Nüfusun tamamının İtalyanca konuştuğu ülkede İspanyolca, Fransızca ve İngilizce en çok konuşulan yabancı dillerdir. İtalya mutfağı. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan İtalyan mutfağı, bölgelere göre büyük farklılıklar göstermektedir. İtalyan mutfağı basitliğe ve minimalizme önem verir. Çoğu yemeklerde 4 ile 8 arası malzeme bulunur. Detaylı hazırlama yöntemlerinden ziyade malzemelerin kalitesi önemlidir. Malzemeler ve yeme alışkanlıkları bölgelere göre farklar gösterir. Peynir türleri ve şaraplar İtalyan mutfağının vazgeçilmezleridir. Denominazione di origine controllata adı verilen coğrafi işaret yönetmeliği çok sıkı bir biçimde uygulanmaktadır. Kahve, özellikle de espresso, İtalyan mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. İtalya'da kafe kültürü bulunmamaktadır. Kahve tüketilen yerlere bar adı verilir. Bunun dışında ristorante denilen restoranlar ve trattoria adı verilen lokantalar vardır. Bu anlamda Türk kültürüyle bir paralellik söz konusudur. Ağırlıklı olarak kırmızı et yemeklerinin satıldığı yerlere rosticceria denir. Bir deniz ülkesi olan İtalyan mutfağında deniz ürünleri, özellikle de kabuklular önemli yer tutar. İtalyanca'da pasta kelimesiyle ifade edilen makarnalar, İtalyan mutfağının en zengin kısmıdır. Sayısız kesim yöntemiyle pek çok isim alan makarnalar ayrıca aromalı ve renkli olarak da üretilmektedir. Ev yapımı makarnaları çok lezzetlidir. İtalyan ev yemekleriyle restoran yemekleri farklılıklar gösterir. Pek çok şehirde İtalyan ev yemeklerini yiyebileceğiniz küçük lokantalar vardır. Pizzeria adı verilen pizzacıların hemen hemen tamamında dilimle satılan odun fırını pizzası bulabilmeniz mümkündür. Pizzanın ana vatanı İtalya'daki başkenti Napoli'dir.
pizzanın icat edildiği yer olan Napoli, manda mozzarella peyniri ile de meşhurdur. Bir diğer meşhur İtalyan peyniri olan parmesan, Parma bölgesinin peyniridir. Diğer meşhur İtalyan yemekleri arasında risotto, lasagna ve tiramisu sayılabilir. Zeytinyağı denince de akla ilk İtalya gelir. Floransa'nın az pişmiş ızgara, Floransa bifteği, Siena'nın sadece su ve undan yapılan pici isimli makarnası, kuzey bölgelerinin daha çok kışın tüketilen polentası, mısır unu peltesi, Sardunya adasının domuz etinden kızartılarak yapılan porchettosu ünlüdür. Sicilya ise tatlılarıyla meşhurdur. İtalya'dan alınacak hediyelik eşyalar. İtalya sevdiklerinize getirebileceğiniz yüzlerce hediye çeşidiyle doludur. Eğer ne alacağınıza tam karar vermediyseniz, aşağıda saydıklarımızdan gönlünüze göre bir seçim yapabilirsiniz. İtalyan salatalarının vazgeçilmez sosu olan Modena balsamik sirke, İtalyanların yemek sonrasında sindirimi kolaylaştıran ve digestivo dedikleri limoncello likörü ve aynı fonksiyona sahip olan grappa isimli içkileri en popüler hediyeler arasındadır. Çok kaliteli bir İtalyan kahvesinin paketine 3-4 euro gibi bir fiyat ödeyerek kahve seven dostlarınızı memnun etmeniz de mümkündür. Parmesan ve suda mozzarella gibi peynirleri seyahat koşulları için özel olarak tasarlanmış vakumlu paketler içinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ev yapımı İtalyan makarnaları, özellikle de mürekkep balığının mürekkebiyle siyah renge boyanmış Nero di Seppia isimli spagetti başlıca hediye seçeneğiniz olabilir. Bunların dışında Venedik'le özdeşleşen maskeler ve Napoli'de Noel döneminde kurulan pazarlardan alabileceğiniz dini temalı hediyelik eşyalar da dostlarınızı mutlu edecektir. İtalya'ya özgü en orijinal hediye ise şüphesiz İtalyanların ocak üzerinde espresso yapmak için kullandıkları ve adına mocha ya da cafettiera dedikleri mutfak gerecidir. İtalya'da bulunan sayısız müzenin hediyelik eşya dükkanlarında da çok farklı hediye opsiyonları bulabilirsiniz.